Professor Hasan Mandal accompanied and supported us in the field after the earthquake. We thank him for his valuable supports in earthquake studies and contributions to the organization of this workshop. Now I leave the floor to Professor Hasan Mandal. Evet, teşekkür ediyorum kıymetli Orhan Hocam, üniversitelerimizin saygıdeğer rektörleri, kıymetli AFAD Başkanım, değerli bilim insanlarımız, araştırmacılarımız ve bu çalıştayın değerli katılımcıları ve özellikle de öğrencilerimiz ve gençlerimiz. Bugün ülkemiz ve aynı zamanda ülkemizin paylaştığı ortak coğrafya için stratejik önem taşıyan deprem araştırmalar alanında düzenlenen ve iki gün boyunca sürecek olan Uluslararası Aktif Tektonik ve Seismicity çalıştayı kapsamında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ege bölgesi odağında ve üzerinde sadece 6 ay geçmiş bulunan 30 Ekim 2020 depremi özelinde aktif tektonik ve Seismicity araştırma sonuçlarının paylaşılması için çalıştayda yüzden fazla bilim insanımızın, araştırmacımızın katkı sağladığı 30 farklı bilimsel çalışma sunuluyor olacak. Bu uluslararası çalıştayın gerçekleştirilmesi için işbirliği sağlayan üniversitelere teşekkür ediyorum. Bu kapsamda 9 Eylül Üniversitemiz, Sivas Cumhuriyet Üniversitemiz, Aristoteles Üniversitesi ve Ferrara Üniversitesi'ne sağladıkları işbirliği için ayrıca teşekkür ediyorum. Deprem araştırmaları deprem öncesi ve deprem sonrasında farklı süreçler kapsadığı gibi bir takım araştırma alanının katkısını gerektiriyor. TÜBİTAK'ın izlemekte olduğu stratejik yaklaşım olan birlikte geliştirme ve birlikte başarma yaklaşımının deprem alanında da gerçekleştirilmesine yönelik öncelik gösteriyoruz. Küresel salgın döneminde COVID-19 Türkiye platformunda elde etmekte olan başarılarımızı deprem araştırmalar alanında da yaygınlaştırılması için ekosistemimizi seferber etmeye devam ediyoruz. Sisam Adası yakınlarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem son 100 yıl içerisinde bu coğrafyada meydana gelen sayılı büyük depremler içerisinde yerini almıştır. Etkisi İzmir şehrimizde, İzmir ve Aydın'a bağlı yerleşim alanlarında ve Sisam Adası'nda dahil farklı yerleşim alanlarında ne yazık ki can kayıplarına ve hasarlara neden olmuştur. Ben bu vesileyle tekrar bu depremde hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan tekrar bir kez daha rahmet diliyorum. Bilim insanlarımız tarafından binlerce artçı deprem sırasında elde edilen ve elde edilmekte olan değerli veriler, Sisam fayının daha iyi incelenmesi için stratejik öneme sahip olmaya devam ediyor. Deprem odaklı yer bilimleri araştırma alanına dayalı olarak depremlere karşı en önemli gücümüz bilimsel veri üretimi, ortak amaçlara odaklı birlikte çalışma yaklaşımı ve bilimsel verileri birlikte değerlendirme gücümüzdür. Önemli depremlerin meydana gelmesiyle bu depremlerin anında ve deprem sonrasındaki yüzey deformasyonlarının en kısa sürede yerinde incelenmeye başlanması kritiktir. Değişmeye devam eden fay hattı hareketleri karşısında depreme ve artçı depremlere neden olan fay hattı özelliklerinin tespit edilmesine yönelik eşdeğeri olmayan verilerin elde edilmesi için saha çalışmalarında zaman ve süreklilik en önemli kaynaktır. Deprem odaklı yer bilimleri araştırma alanı saha çalışması desteğimiz kapsamında 30 Ekim 2020 depremi sonrasında araştırmacılarımıza saha araştırması ve veri planları alınarak 24 saat içerisinde araştırmacılarımızın ekipleriyle birlikte sahaya intikal ederek saha çalışmalarını zamanlı bir şekilde yürütmesine destek sağlamaya çalıştık. Saha çalışmalarını yürüten araştırmacılarımızı ziyaret etme imkanımı da şahsen araştırmacılarımızın diri fay hattını yönelik çeşitli incelemelerine de şahsen tanık oldum. Bazı incelemeleri ise birlikte gözlemleme imkanı bulduk. Yürütülen araştırma sonuçlarının bir kısmı bugün ve yarın gerçekleştirilecek olan oturumlarda paylaşılıyor olacak. Deprem odaklı verilerin sadece kara tarafında değil, deniz tarafında da toplanması oldukça önemlidir. Mevcut batimetri verilerinin ötesinde yüksek çözünürlüklü deniz tabanlı profilleme çalışmalarının ileriye taşınması için platform yaklaşımı içerisinde Kuşadası Körfezi Seferi'nin
ilk aşamasını 28 Mayıs, yani bu ayın 28'inde gerçekleştirmeye başlıyoruz. Biraz önce AFAD Başkanımız da kendileri de ifade ettiler. TÜBİTAK olarak bu sefer için 3,5 milyon TL bir destek bütçesi ayırdık. Ve milli araştırma seferimiz kapsamında milli araştırma gemimiz olan TÜBİTAK Marmara araştırma gemimizde farklı üniversitelerden bilim insanlarımızı bir araya getiriyoruz. Dolayısıyla bu yaşamış olduğumuz güçlükte bunu bir fırsata dönüştürme noktasında tüm ilgili araştırmacılarımızı bir araya getirip bu normalde bunu hemen deprem sonrasında yapmayı planlamıştık. Ama daha iyi planlı bir şekilde çalışma için gerekli hazırlıklar tamamlandı ve bu ayın 28'inde inşallah ilgili üniversitelerimizden araştırmacılarımız, bilim insanlarımızla birlikte bu sefer gerçekleştirilecek. Bunu da yapma yaklaşımımız birlikte çalışma, birlikte başarma yaklaşımıyla gerçekleştiriyor olmamız deprem odaklı yer bilimleri ekosistemi için önemli bir kazanım olacağı görüşündeyim. Bu sefer ortak amaçlar için aynı gemide bilim insanlarımızın, araştırmacılarımızın birlikte çalışmasına yönelik örnek olma özelliğini de taşıyacak. Deprem odağında ekosistem seferberlik edilmesine yönelik sağladığımız diğer imkan, TÜBİTAK 1001 programımız kapsamında açtığımız deprem araştırmaları özel çağrısı olmuştur. Bu çağrımız kapsamında deprem araştırmaları alanının çeşitli temel ve uygulamalı araştırmaları konularına da özellikle yer verdik. Bu kapsamda çok yönlü yer bilimi araştırmaları, kapsamlı senaryo çalışmaları, öngörü ve analiz çalışmaları, deprem mühendisliğine yönelik dijital teknolojiler, arama kurtarma faaliyetlerinde robotik sistemler, yenilikçi inşaat modelleri ve ileri malzeme teknolojilerinin kullanımı, mimari tasarımlara yönelik mühendislik çözümleriyle depremin sosyoekonomik ve toplumsal yaygın etkilerine yönelik araştırma proje önerilerini aldık. Dolayısıyla oldukça geniş bir alanda ve özel bir çağrıyla yürüttüğümüz bir süreç oldu. Ayrıca ilk kez deprem araştırmaları çağrısı kapsamında getirdiğimiz bir yenilik olarak da eş güdüm projelerine ekstra puan imkanı sağladık. Yani birden fazla proje önerisini ortak yol haritası kapsamında etkileşimli olarak bir araya getiren eş güdümlü projeleri teşvik ediyoruz. COVID-19 Türkiye platformunda olduğu gibi insan kaynağı ve altyapı paylaşımı dahil olmak üzere ortak hedeflere katkı sağlayan eş güdümlü projelerin oluşturulmasına yönelik öncelikler verdik. Deprem araştırmaları ekosisteminde eş güdümlü projeler oluşturarak temel bilimlerden yükselen teknolojilere kadar geniş kapsamlı platform yapısının inşa edilmesini sağlıyoruz. Bu vesileyle buradaki elde edeceğimiz deneyimi ileride diğer bizim ülkemiz ve bölge için öncelikli olan alanlara da taşımayı hedefliyoruz. Bugün başlamış bulunan Uluslararası Aktif Tektonik ve Seismicity çalıştayının 4 farklı oturumunda 30 Ekim 2020 tarihli Sisam Adası depremine özel atfedilmiş olan oturumda deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası elde edilen gözlemlerin ülkeler arasında paylaşılıyor olması, ortak olarak paylaştığımız Sisam Fay Hattı'nın işbirliği içerisinde incelenmesi açısından önemli bir adım olarak ön plana çıkıyor. Bu özel oturumda Türkiye ve Yunanistan'dan katılacak olan araştırmacılarımızın katkı sağladığı bilimsel sunumlarda makrosismik ve jeoteknik gözlemler dahil olmak üzere depremin meydana geldiği alana ilişkin gözlemler, deprem öncesinde yeraltı suyu ve jeotermal kaynaklarda gözlemlenen düzensizlikler, deniz seviyesi değişimleri, uydu tabanlı hızlı hasar tespit çalışmaları ve depreme daha dayanıklı bina çalışmalar için veriler paylaşılacaktır. Aktif tektonik ve Seismicity oturumlarında ise 30'dan fazla bilim insanının katkı sağladığı sunumlarla kıyı ötesi, jeomorfoloji ve aynı anda tsunami, deprem ve küresel salgın gibi birden fazla tehdidin birlikte yer aldığı çoklu tehlikelere yönelik yaklaşımlar da ele alınacaktır. İlgili konular çok disiplinli araştırmaların önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Jeodezi ve aktif tektonik araştırmalar oturumunda ise birbirini tamamlayıcı farklı araştırma yöntemlerinin paylaşılması bu coğrafyada deprem araştırmalarının geleceği için umut vaat ediyor. Yaklaşık 60 araştırmacının, bilim insanının katkı sağlayacağı sunumlarda saha çalışmaları,
interferometrik sentetik açıklık radar ve küresel konumlandırma sistemi tabanında toplanan veriler dahil olmak üzere veriye dayalı olarak aktif tektoniğin daha iyi anlaşılması ve modellenmesi için önemli gelişmeler sağlanmış bulunuyor. Sismik ve tsunami risklerine karşı değerlendirmeler, uyarı sistemleri, tsunami riskine karşı hazırlıklı olunması için mühendislik yaklaşımlarının paylaşılacağı tsunami oturumunda da Japonya ve İtalya dahil 4 farklı ülkeden bilim insanlarımızın katkılarını içeren sunumların paylaşılıyor olması bu alandaki ortak araştırmaların arttırılması için önem taşıdığı görüşündeyim. Bu çalıştayın araştırma sonuçlarının paylaşılmasının ortak oturumların ötesinde deprem araştırmalar alanında birlikte çalışma yaklaşımının arttırılmasına yönelik önemli bir adım olacağını öngörüyorum. Yer bilimleri araştırma alanında iklim değişikliği gibi sınır tanımayan diğer önemli bir araştırma konusunun da bilim insanları arasında sadece iş birliği yerine birlikte iş yapma kültürünün gerçekleştiriliyor olması önem kazanmıştır. Her yeni bilimsel bilginin paylaşılarak daha değerli olduğunu, birlikte iş yapma yaklaşımı içerisinde de etki saplama, sağlama odağında da yeni imkanların önünün açıldığını vurgulamak istiyorum. Deprem araştırmalar alanında birlikte çalışma ve birlikte başarma yaklaşımı ile, bir diğer ifadeyle co-creation, yakalanması mümkün olan imkanların altını çizerken çalıştaya katkı sağlayan tüm bilim insanlarımıza, araştırmacılarımıza teşekkür ediyor ve özellikle toplantının organizasyonunda emeği geçen hocalarımıza yine teşekkür ediyor ve etki odaklı araştırmalar ile birlikte kendilerine başarılar diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Çok teşekkürler Sayın Başkanım. Many thanks to Professor Mandal. And thank you very much.